önceki videolarda kaldığımız yerden devam ederek burada Launchcoin'i değerlendireceğiz ve duruma bir göz atacağız. Uzun vadedeki fiyatlarına ve ne olduğu ne bittiğine dair genel yeni bir haber var. Önceki videolarda başladık. Terra Classic çok zincirlidir ve Ethereum, Polygon, Solana ve Binance Smart Chain'de bulunduğunu dile getiriyor. Evet, doğrudur. İki ismin arkasındaki neden Terra Classic'in Ethereum'dan ayrılmasıyla ilişkilendirildi. Do Kwon ve Daniel Shin Terra'yı kurdu diyor. Evet. Ya buradaki klasik tabi aynı zamanda Ethereum'a bir atıf olarak karşımıza çıkıyor. Yine Ethereum'un forkundan sonra orijinal zincirin tabi klasik olarak adlandırılmasına dayanıyor markalaşma süreci. T-Blockchain topluluğa ait ve izin gerektirmediği için dünyanın herhangi bir yerinden internet bağlantısı olan herkes tarafından erişebilir. Aynı zamanda açık kaynak kodlu tabi. Terra Classic Chrome uzantıları, Firefox eklentileri, Windows, iOS cüzdan ve Android cüzdandaki Terra Station cüzdanını indirerek saklanabilir. Tam vesaire vesaire. Burayla çok ilgilenmenizin bir anlamı yok zaten. Diyor ki Terra Classic hakkında analistlerin görüşü. Şu an çok fazla Terra Classic üzerinde ya böyle analistler noktasında çok hakim değil. Yani çok fazla üzerine konuşulmuyor. Çok fazla üzerine bir şey söylenmiyor. Bunun sebebi çok büyük bir ihtimalle fazla spekülatif olması olacaktır. Ama aslında yine de teknik yapıya uygunluk sağlıyor. O yüzden konuşulabilir yani. Terra Classic'i savunan, seven piyasada çok tanınan isimler de var. Mesela David Gokhshtein bunlardan bir tanesidir. Tabi epey bir zamandır tweet atmamıştı. Bir iki gün önce attı yine. Launch fiyatlarında patlama olduğunda. David Gokhshtein Launch'u bir şeye benzetti. Nasıl diyeyim size? Piyango biletine benzetmişti. Hatırlarsanız. Launch bir piyango biletidir dedi ve aynı zamanda bekleyenin muhakkak kazanacağını iddia etti. Aslında bunu bir oyuna benzetmişti David Gokhshtein. ABD'li politikacı olarak da bilinir piyasada. Diyordu ki bir çocuk oyunu, mesela oturma kalkma var ya. Çocuklar işte sandalyenin etrafında dolaşıyor. Müzik çalıyor. Müzik bittiğinde oturuyorlar. Kimisi ayakta kalıp eğleniyor. Kimisi oturuyor ve devam ediyor şeklinde. Yani adam aslında bunu çıkış yapanların yarıda kalacağı, oturanların kazanmayı sürdürebileceği bir duruma aynı zamanda benzetmişti. Tabii şey tarzı söylemleri de var, ona girmiyorum, hani 1 sent olacak falan tarzında. Onu spekülasyon için yapıyordu bildiğiniz üzere. Yani 1 sent olacağından değil zaten, hani maksat spekülasyon çıkarmak idi. Launch'la ilişkilendirilebilecek hani böyle piyasadaki tanınan isimlerden en yakın David Gokhstein'dir. Bunun haricinde David Gokhshtein dersek mesela Pepe'de Pepe'i çok beğendiğini, çok sevdiğini ve Pepe'in gerçekten boğa bir kripto para olduğunu dile getirmiştir kendisi. Bu arada Launch'da şey yorumları da çok var. İşte bunlardan çantalarca aldım, torbalarca aldım falan, şu kadar aldım, bu kadar aldım falan şeklinde yorumları da çok vardır. Pepe çok sevdiğini dile getirmiştir. Alınması gerektiğini ifade etmiştir. Katılıyorum. Pepe de oldukça sağlam, güçlü, güzel bir kripto paradır. Launch'la birbirinden radikal farklılıklar gösterir bunlar her zaman. Launchcoin sonra açılımlar yapmaya, yani biraz daha Shiba, Doge gibi meme coinlere benzer hareket eder. Pepe bunlardan hareket bakımından ayrılır. BTC ile birlikte hızlı bir korelasyon kurma, hızlı bir şekilde Bitcoin'i fiyatlama noktasında hareket etmektedir. Burada Pepecoin. Yani farklılığı bu şekilde aslında Launch'dan. Dolayısıyla aynı şekilde hareket beklememek lazım Pepe'den. İkincisi Shiba ile alakalı yakın zamanda bir söylemi oldu. Shiba'nın hiçbir zaman 1 sente ulaşamayacağı Ama Shiba'nın 2.01 dolara ulaşabileceğini söyledi. Bir takım taraflar bunu olumsuz, ortalık karıştırıcı vesaire yorumlar olarak gördü. Aslında öyle değil. Mesela zamanında David Gokhshtein şey tarzında yorumlar da vardı. Hadi Shiba şimdi yüksel, işte 1 sent ol ve beni milyoner yap falan tarzında, işte bir 10 sent ol falan gibi böyle. Hani böyle gibi yorumları çok vardı David Gokhshtein. En son bu şekilde bir söylemde bulundu. Şimdi bu aslında piyasada bir gözün açılması mesela. Geçmişte Lunge'da bu hala var. Ekip eliyle çok fazla yok. Fakat Shiba'da çok vardı. Mesela bundan önceki boğa sezonunda. Ekip üyeleri çıkıyor, diyor ki işte 1 dolar yakındır, şudur, budur, böyle hani gaz veriyor. Fakat zaman içerisinde bu 1 dolar söylemi azaldı. Çünkü artık zaten ayıdaydık ve yakın zaman içinde bırakın 1 doları zaten rutin fiyat yükselişleri görmeyecektik. İkincisi, boğanın aksine yatırımcı 3 günlük değildi. Yani yeni yatırımcısı bile belki 1-2 yıllık yatırımcıydı ve artık da bir şeylerin farkında olan bir kitle vardı. Ya tutup da adam bunu tutmaya devam etse bile ekip olarak dediğiniz zaman işte 1 dolar olacak, hadi lan oradan diyor adam. Yani tadını kaçırma tarzında bir tepki veriyor. O yüzden ekipler bu söylemi bıraktı. 1 dolar yaparız falan muhabbetler, ama geçmişte tabii yapıyorlardı onu. İşte bu şekilde oldu. David Gokhshtein de buna bir şeyde bulundu, yani atıfta bulundu. 2.01 dolar olur, 1 sent olmaz hiçbir zaman dedi. Yanlış mı, doğru? Evet ki 2.01 dolar da olur, ne zaman olur, nasıl olur? Hani bu da şüpheli. Adam maksimumdan bahsetti. Hani deli yaksan, İyi de giriş yakalasan böyle olabilir dedi. Haksız değildi. 2.01'ler belki Shiba tarihinde görülebilir ama 1 sent gibi bir şey görülmez. Görülmesini istiyorduysan tabii 1 katrilyonu arzla çıkarmayacaktın ya da şu anda 589 trilyon hala bir toplam arzı bulunuyor. O yüzden hep bunları hesaba katıp iş yapmak lazım. Eğer atik ani coinleri seviyorsanız, biraz daha güvenilir hareketler seviyorsanız PIP. Psikolojiniz sağlamsa, projeye güvenebilecek gibiyseniz Shiba. Çünkü muhakkak yükselişi yapar en de sonunda. Biraz daha riski seviyorum, böyle son oyuncuları seviyorum tarzında. O zaman Lunge olacaktır. İlerleyen videolarda konuşmayı sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.